Kendi hayatınızın kahramanı değil misiniz? Joan öyle diyor düzenli gittiği psikiyatristine. Hem bu vahşi kapitalist üretim ilişkilerinde hangimiz kendi hayatımızın kahramanıyız ki? İstemediğimiz yersiz nezaketlerde buluyoruz kendimizi. Nazik olmadığımızdan değil. Gülümsüyoruz ince ince, bir robot nasıl gülümserse işte. Gülmeyi bilmediğimizden değil. Çok ilgiliyiz zerre umursama alanlarımıza girmeyecek insanlarla. İnsanları sevmediğimizden değil. Birileri bize bir şeyleri yakıştırmış, takıp takıştırmış işte. Bir sürü incik boncuk salınıp duruyor günlük yaşamda, o hava dökülmüş giysilerimizin üzerinde. Joan da uzaktan bakıldığında naif, düzenli ve konforlu bir hayatı var gibi görünen biri. Ama iğrenç biri. Neden mi iğrenç? Çünkü sıradan. Bu dizilerde konu atlamak için çok sık kullanılan bir çıkış noktası. Bir yandan da herkes eğlenceli, maceracı, son derece aktif yaşamlara sahip olmak zorunda mı diye de sormuyor değil insan. Yani sıradan olmak sanki bir tercih unsuru olamayacak, tartışmaya bile açık olamayacak denli pesimist bir yaşamak şekliymiş gibi. Neyse, işte bu Joan bir şirkette iyi bir konumda ve o gün bir çalışanı onun gözyaşlarına bakmaksızın işten çıkarmak üzere ofisinde ağırlıyor. Yalvar yakar, çalışanın durumuna üzülüyor bile. Ve daha sonra psikiyatrisine bir şeylerin yolunda gitmediğini, kendi hayatının kahramanı olmadığını söylüyor. Birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kötü yemek yaptığını ve sıkıcı olduğundan demuruyor. Oysa onun hayali mükemmel kahveler yapacağı bir kahve dükkanı açmak. Evet, herkesin bir hayali var bu dünyada ve milyonda biri belki gerçekleştirebiliyor bunu. Geri kalan çoğunluk ise gece yastığa kafasını koyduğunda düşünde dizinin başrolünü yine başkalarının oynadığını, kendinin ise yan rolde bir karakter oyuncusu olarak bile yer bulamadığını görüp sabah yine aynı huzursuzlukla uyanıyor hayata. Hepimiz kendi hayatımızda baş karakter olmak zorunda mıyız? Demeyin. Dünyaya gelişimizin nihai bir amacı olmadığını bile düşünsek, herkes yaşarken kendini gerçekleştirmek isteyecektir. Bu kaçınılmaz varoluşsal duyarga, gizli bir kimlik gibi DNA sarmallarımıza yapışmış bir egosallık içerdiğinden her açıdan başarılı olma isteğini de beraberinde getiriyor. Joan da bu istemsizlikle eve gidip erkek arkadaşının yaptığı yemeği tadarken yine istemeden nefis olmuş dedikten sonra Netflix'in kendini taklit ettiği bir platform olan Streamberry'de Joan is Awful diye bir diziye rastlar. O da ne? Filmin görselinde saçının ön iki yanını aynı Joan gibi match yaptırmış ve ona çok benzemiş Salma Hayek var. Play'e bastıklarında ise kızılca kıyamet kopar. Erkek arkadaşıyla gözleri fal taşı, Joan'ın günlük yaşamının aynısını dizide izlemeye başlarlar. İşten çıkardığı kız ve şehre gelen eski erkek arkadaşıyla buluşup kafede ufaktan öpüştükleri sahneleri izleyince erkek arkadaşı da bunun üzerine evi terk eder. İşin ilginci, ekranda izledikleri Joan'ın hayatı çok abartılıdır ve Joan kötü biri olarak gösteriliyordur. Demedikleri de dedirtiliyor, yapmadıkları yapmış gibi sunuluyordur. Hayatı bir anda alt üst olan ve ertesi gün bir bahaneyle işten de çıkarılan Joan, sistemi anlamaya çalışırken bu kez de ekranda Cate Blanchett'in Salma Hayek'in hayatını oynadığını görür. Hayatı kayan Joan bu kez aklını kullanıp kendi hayatını oynayan Salma Hayek'in yapamayacağı bir şeyi yaparak bu kez onu istemediği bir konumla koşullandırmak ister. Bir ton burger yiyerek sindirim sistemini bozar ve soluğu ahin anında bir kilisede alıp kilisenin ortasına sıçar. Bunu yapmak istemeyen Salma Hayek, başka birinin hayatını bilerek, isteyerek deşifre edebiliyorken, kendi anüsünün hiç mi bir şeye hakkı olmadığından hayıflanır. Ne ilginç değil mi? Joan gibilerin tüm yaşamlarının manası, Salma Hayek gibilerin göt deliği kadar manidar değildir bu sistemde. Bu arada dizinin kurumsal alanında önümüze sunulan kullanıcı gizlilik ve
kullanım sözleşmelerini hiç okumadan onayladığımızın altını çizmesi de oldukça önemli. Bu sözleşmeler yüzünden götü Strimberry'ye kaptıran John ve Selma, dayanışma ile 800 milyon üyesi olan şirketin ofisine gizlice girerek güvenlik görevlisini ekarte ederler ve hızlı içerik üretimi yapan kuantum bilgisayarını en nihayetinde parçalarlar. Bu güzel buluşu ile hikaye, şirkete tereyağından kıl çeker gibi girmeleri ve kuantum bilgisayarına kolayca ulaşabilmeleri noktasında biraz hafif kalmış diyebilirim. Finali mutlu sonla biten bir Black Mirror bölümü olmuş bu kez. Bizi ürküten sanal dünya gerçeği ve kabusuyla başlamasına rağmen hem de. Strimberry ofisinde gazetecinin neden iğrenç, neden güzel ya da iyi değil sorusu ile şirket CEO'sunun cevabından olumlu içeriklerin, deneklerin, seyirciye alenen denek diyor burada, ilgisini çekmediğini, olumsuz içeriklere ise anında şok tepkiler verdiklerini ve sistemin olumsuzluk üzerine kurulu olduğunu öğreniyoruz. Kendi hayatımızın başrolünde olamayışımız, kendi filmimizi kısa da olsa çekemeyişimiz için sistem elinden geleni yapıyor çünkü. Varsın baş aktörlerin dünyasında sonsuza kadar önemsiz figüranlar olarak kalmamak için de tıpkı Joan gibi o sistemin ta ortasına sıçmak ve ana bilgisayarı balta ile parçalamak kalıyor bize de. Teşekkürler sevgili dostlar.